Times gazetesi terör örgütü El-Kaide'nin 2 numarasının 3 ay önce İsrail ajanları tarafından Tahran'da öldürüldüğünü yazdı. İran bu haberi yalanladı. El-Kaide'nin 2 numaralı lideri Abdullah Ahmet Abdullah İran'da mı öldürüldü? Suikast emrini verdiği söylenen Amerika ve olayın gerçekleştiği İran yaşananları örtbas mı ediyor? New York Times gazetesinde yayınlanan habere göre İsrailli ajanlar 3 ay önce İran'ın başkenti Tahran'da Amerika'nın emriyle Abdullah'ı vurdu. Gazeteye göre suikasti hem Amerika ve İsrail hem de İran ve El-Kaide gizli tuttu. Ancak Amerikan istihbarat yetkilileri Abdullah'ın öldüğünü gazeteye doğruladı. Suikastın 224 kişinin öldüğü elçilik saldırılarının yıl dönümü olan 7 Ağustos'ta düzenlendiği öne sürüldü. Buna göre motosikletli iki İsrailli suikastçı adını Ebu Muhammed El Masri olarak değiştiren Abdullah'ı ve aynı araçtaki kızını yakın mesafeden susturucu silahla vurarak öldürdü. Abdullah'ın kızı Usame Bin Laden'in oğlu Hamza ile evliydi. New York Times'ın suikastten 3 ay sonra yaptığı haberi İran Dışişleri Bakanlığı yalanladı. Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'ı bu tür gruplarla bağlamaya çalışmak için medyaya yanlış bilgi sızdırdığı öne sürüldü. Haberde İran'ın ilk olarak Abdullah'ın ölümünü örtbas etmeye çalıştığı İran ve Lübnan medyasının da yaşananları 7 Ağustos'ta Lübnanlı bir tarih profesörü ve kızının ölümü olarak duyurduğu iddia edildi. Abdullah El-Kaide'nin 1998'de Afrika'daki Amerikan büyükelçiliklerine yönelik kanlı saldırılarının beyni olmakla suçlanıyordu. Amerikan istihbaratının en çok arananlar listesindeydi ve başına $10 milyon ödül konulmuştu.